Temaver'in değerli izleyicileri, gene güzel bir gün. Paris'teyiz. Paris'in biraz dışındayız bugün. Sizler için gene çok güzel olduğunu umduğumuz bir yerdeyiz. Bugün neredeyiz Rumi Bey? Yani bugün aslında Paris'in hemen kenarında 92 bölgesindeyiz. 92 departmanındayız. Boulogne-Billancourt metro 10'la gelinebilen bir yer. Hemen Paris'in kenarında. Burada Albert Kahn Müzesi diye bir yer var. Aslında buraya kış döneminde de gelmeyi istiyorduk. O sırada kapalıydı. Evet. Burası bir hem müze hem de çok güzel bir bahçesi var. Asıl bizim ilgimizi çeken kısmı bahçesi. İçinde çok farklı kültürlere ait bahçeler var. Uzak Doğu ile ilgili, Uzak Doğu kültüründen. Ondan sonra Fransız tarzı bahçelerin olduğu, İngiliz bahçesi diye bir yer olduğu söyleniyor. Evet. Bambaşka bir ortama gireceğimizi vaat ediyor yani. Öyle bir yer. Evet. Albert Kahn'dan bahsetmek gerekirse kendisi 1800'lü yıllarda doğmuş bir madenci, Alsace bölgesinde doğmuş, oradan gelmiş. İşte belli bir varlığa ulaştıktan sonra da dünyayı geziyor, dünyayı tanıyor. O tanıdığı, gördüğü şeyleri de Paris'e, Fransa'ya aktarmaya çalışıyor. Şeyleri taşımaya çalışıyor. Evet, yani ciddi bir varlığı var, zenginliği var. Bu müzenin kurulması ön ayak etmiş, bu bahçenin, müzenin kurulmasına. Ve burada 92 bölgesinde böyle bir müze ortaya çıkmış. Onun için geldik. Evet, hem müze hem bahçe, yani ilgi çekici bir şey. Evet. Yaşadığı, o gezdiği bütün kültürleri de buraya taşımış olması. Bakalım ne kadar taşıyabilmiş. Evet. Birazdan bakalım gezip göreceğiz. Söylendiği kadar var mı? Evet. Gezimiz başlıyor. Gezimizin ilk durağı diyelim, bir modern Japon bahçesinin girişinin önündeyiz. Evet. İçeride bakalım Japonlara, yani o kültüre ait. Japonya'ya gitmiş gibi olacağız, onu umuyoruz. Zaten evet, o amaçla buraya geldik dediğiniz gibi. Farklı bir şeyler görmek için Paris civarında neler yaşayacağız, farklı tecrübeler evet, göreceğiz. Bakalım Japonya'da ne esintiler var? Evet. Burası bir Japon evi. Ne diyorsun Zemir abi? Yani yaşanır mı böyle bir yerde? Abi yani kadanın evlerinden daha iyidir diye düşünüyorum. En azından iki oda bir salon falan. Yani böyle bayağı minimalist. Evet. Çok sade. Ama çok sade. Evet. Yani odaları falan böyle mütevazi. İçine giremiyoruz ama böyle görebiliyoruz yani Japon evi. Evet. Rum Bey'le beraber bu taşları niye dizdiklerini merak ettik, yanına geldik. Evet, Japon dizişi galiba, onlar böyle diziyorlar. Ama bu taşların altından su çıkıyor. Buradan da küçük bir nehir halinde devam ediyor. Ömer abi, ne diyorsun şu ana kadar gördüğümüz? Benim gördüğüm şu. Geldiniz, Paris'i gezdiniz. Evet. Yoruldunuz. Çoluk çocuk bir dinlenmek istiyorsunuz. Evet. Böyle Japonya'yı, İngiltere'yi, Uzak Doğu'yu, her tarafı yaşayacağınız çok evet, güzel bir yer. Gelin ya, burada kafa dinleyin. Yani o kadar mükemmel bir yer ki. Gidiyor yani, oradan uzaklaşıyorsunuz, bambaşka bir dünyaya giriyorsunuz değil evet, mi? Ulaşımı da kolay dediğimiz gibi metro yani 10'da, metro 10'la buraya direkt geliniyor. Metro 10 son durak. Son durak, bu kadar net. Bence görülmeye değer, hani her yer için bunu söylemiyorum ama burası gerçekten ailece gidilebilecek bir yer. Görülmeye değer bir yer. Bunu yani bunun garantisini veririm. Mutlaka burayı ziyaret edin derim. Ömer abi tavsiyesiyle yani. Güzel. Burası da Fransız bahçesi. Fransız bahçesi olarak yazmışlar. Daha simetrik.
modern bahçelerden, böyle gül ağaçları var, farklı çiçekler var. Evet. Burası da hakikaten çok dinlendirici, oturma yerleri yapmışlar sağda solda. O çiçekler çok güzel fışkırıyor, biliyor musunuz yukarıdan? Bir tarih olarak da iyi geldik. Yani bu tarihte tam bunların, evet, böyle canlı olduğu, canlı kanlı olduğu bir dönem. Ya kış döneminde burayı kapatıyorlar. Yani o sırada kapalı oluyor. Yanılmıyorsam Nisan gibi, Nisan-Mayıs gibi, evet, tekrar faaliyete geçiyor. Herhalde sonbahar, artık Ekim-Kasım aylarına kadar açık olarak devam ediyor diye biliyorum. Bu kısımda aslında yani Japon bahçesinden sonra burası da çok daha farklı bir görüntüsü havaya var. Sokuyor sizi, görüntüler var. Çiçekler çok güzel. Onları yakın plandan da çekeriz. Çok güzel salkım şeklinde, yani yukarıdan aşağıya doğru. Bundan sonra da mavi bahçeyi gezelim. Mavi orman var. Oraya mavi da orman. Bakalım orada, evet, neler var. Buraya mavi orman demelerinin sebebi bu ladin ağaçlarından dolayı. Ya bunlar daha böyle bir mavimsi, mavimsi yeşil. Evet, bakın şurada bir taraf yeşil, bir taraf yani asır renk, değil mi? Evet. Mavi ile yeşil çok fark ediliyor yani. Ya burada buna benzer çok ağaç var. Daha böyle koyu mavimsi yeşil olan yine yapraklı ağaçlar var. Evet. Ya bataklık var dediler. Yani deniyorum ama batmıyor burası. Burası değil mi yoksa? Biz gelene kadar bataklık kurumuş galiba. Neyse, biz aramamıza devam edelim. Abi burayı da Voj Ormanları Bölgesi olarak ayırmışlar. Malum bu Albert Kahn o bölgeden geldiği için oraya da herhalde bir atıf yapmak istemiş. Burası da o bölgenin ahırlarını, yani o mimariye sahip. Voj Ahırı diye girişine yazmışlar. İçinde küçük bir sergi var. Çiçeklerden falan bahsediyor. Bu etraftaki bitki örtüsü de, ağaçlar da anladığım kadarıyla o Voj bölgesinin ormanları. Yani oradaki ağaçlardan, bitkilerden oluşuyor. Öyle bir bölüm yapılmış buraya da. Burası da girişten sağ tarafta kalan işte temsili Japon köyü ve İngiliz bahçesi olarak geçiyor. Orada küçük bir bina var herhalde, onu, evet, Japon köyü olarak nitelemişler. Burası da İngiliz bahçesi yazıyor ama hani, evet, öyle, hakikaten böyle temsil olarak İngiliz yapılmış küçük bir parçası. Bahçeleri. Evet. Ufak bir göl gibi, gölet gibi bir yer var orada. Yeşillik, etrafta ağaçlar olan bir alan. Evet değerli izleyicilerimiz, güzel bir gündü. Kesinlikle. Hafif de yağmur. Şansımız vardı. Güneşli bir, yani güneş normalde bugün yağmurlu gözüküyordu ama güneş bize müsaade etti. Sağ olsunlar. Şu an ama fark ediyorsanız ufak böyle bir yağmur ufak damlıyor. Bir yağmur damlıyor. Bu açık havada. Farklı bir yeri gezdik. Ben, evet, çok farklı buldum. Yani çok. İnsan içeri girince hakikaten karşılaştığı şey farklı geliyor. Yani bu kadar binanın arasında böyle bir bahçenin olması, bir böyle bir parkta. Felsefi bahçe diye bir şey yazıyordu, gördünüz mü? Evet. Yani o da ilginç. Yani bir park, bahçe ama bir felsefesi var kendine göre. Aslında bu işte Albert Kahn, bu müzeyi oluşturan, öncülük eden kişi. Ya yani farklı kültürleri görmüş. Evet. Onları buraya taşımak istemiş. Yani buradaki ve insanlara. Ve ben şunu gördüm. Buradaki her bir taşın, her bir ağacın, her bir objenin bir manası var. Rastgele değil. Rastgele, evet, konulmamış. Evet. Burada çok güzel bir dizayn yapılmış. Evet. Daha önce de tavsiye, evet, ettiğimiz tavsiye gibi. Tavsiye ettiniz. 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? Hani? 10 üzerinden yani parklar içinde 10 veriyorum. 10 veriyorsunuz park bakımından. Yani gönül, evet, rahatlığıyla Ömer abiden 10 yıldızlı 10 puanlı bir yere
Ben de hakikaten çok beğendim. Ben evet. de tavsiye ediyorum. Ailece gelinebilecek, gezilebilecek bir yer. Şehrin beş kalesinden, kargaşasından kurtulmak için güzel bir yer. Rahat ulaşılabilir. Metroyla, araçla ulaşım evet. nasıl olur onu bilmiyorum. Belki sakin, daha da kolay. Sakin, temiz, nezih ve çok düzenli bir park. Evet. Ofis ne diyoruz? Stüdyoda görüşmek üzere. Stüdyoda. Stüdyoda görüşmek üzere. Evet.